Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, yeni haftaya tutulmayla başlıyoruz. 14 Aralık'ta akşam 19.16'da 23 derece Yay burcunda güneş tutulması meydana gelecek ve kuşkusuz önümüzdeki altı ayı bu tutulma önemli ölçüde şekillendirecek. Sizin için güzel bir tutulma aslında. 5. evinizde meydana geliyor. Koç burcundaki Mars'ın çok güçlü destekleri var. Enerjisi güçlü bir tutulma bir anda kendinizi daha böyle heyecanlı, coşkulu hissedebilir. Motivasyonunuzun arttığını hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Aşık olabilirsiniz. Süre gelen ilişkilerinizde belki daha ciddi kararlar vereceksiniz. Çocuk sahibi olmak, evet bu da bu tutulmanın etkilerinden birisi aslında. Çocuklarınız ve onların geleceğiyle de ilgili daha güçlü tesirler e, gündemimizde olabilir. Yaratıcılığınızın da Arttığı bir dönemdesiniz e, ve tabii ki toplumsal alanlarda yeteneklerinizi değerlendirme fırsatları da çıkabilir karşınıza. Şanslısınız. Maddi manevi çeşitli şanslar da gelebilir e, tutulmayla beraber. E, çok da risk almayın tabii ki özellikle parasal konuları Biraz daha güvenli e, adım atmak, daha temkinli olmak gerekiyor. Tutulmanın genel enerjilerini anlattığım videoyu, Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var. Hızlı bir haftadayız. Ee, Venüs ayın 15'inde yay burcuna geçecek ve 8 Ocağı kadar Venüs yay burcunda 5. evinizde aşk evinizde olacak. Aşkı sembolize eden bir gezegenin aşk evinizde olması tabii ki 8 Ocağı kadar sizin hayatınızda aşktan, ilişkilerden, romantik konulardan daha fazla destek almanıza, mutlu olmanıza da imkan verebilir. Venüs burada çocuklarla da ilgili keyifli etkiler verebilir ya da bazı maddi şanslar da getirebilir karşınıza. Evet, keyif aldığınız şeylerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Biraz daha eğlenebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve bu hafta 15'inde, 15'inden sonra 17'sinde Satürn artık tamamen Kova burcuna geçiyor. Hemen ardından 19'unda Jüpiter Kova burcuna geçiyor. 2021' e artık Satürn Jüpiter Kova burcunda başlayacağız. 21 Aralık'ta da iki gezegenin büyük kavuşumu meydana gelecek. 2021 yıllık videolarınızda bununla ilgili daha detaylı yorumlar yaptım, izleyebilirsiniz. 7. evinizde Jüpiter geçişi tabii ki ilişkilerdeki kısmetinizi arttırırken Satürn'de belki biraz daha burada da e, ilişkilerle ilgili sorumluluklar almanızı daha güçlü uzun vadeli yapılar oluşturmanızı sağlayacak. Bunlar bence bir evlilik konusunu gündeme getiriyor gibi. Bekar aslanlar için, evlenmek için muhteşem bir dönem. Hem yay tutulması da ilişkilerinizde yeni açılımlar getiriyor. Hızlı bir şekilde aşık olabilir. Evlenmeye de karar verebilirsiniz. Ha, evli olabilirsiniz. Belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz eşinizle birlikte. Yani çeşitli şekillerde ilişki dinamiklerinizde aslında gelişmeye dönük şanslı etkiler var. E, i̇şbirlikleri de olabilir tabi. Özel ilişkiler gibi işbirlikleri, ortaklıklar birlikte yapılacak her türlü girişim anlamında bu iki gezegenin güçlü tesirleri önümüzdeki yıl boyunca sizinle birlikte olacak diyebiliriz sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.